Sevgili seyirciler, neredeyiz? Ditip Ladenburg Camii'nin düzenlediği yaz festivalindeyiz. İki gün olağanüstü programlarla burası şenlendi. Harika programlar var. Dolu dolu programlarla burayı takip ediyoruz efendim. Sevgili seyirciler, DİTİB Ladenburg'daki festivali ziyaretimiz devam ediyor. Burada yine bazı standlar var. Standları tanıyacağız. Burada Türkiye'den gelen Meral Hanım var. Kendisini tanıyacağız. Meral Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İşler nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Çok şükür. Peki Türkiye'den ne zaman geldiniz? Kaç gün buradasınız? Biz bugün buradayız ama Türkiye'den ayın 14'ünde yola çıktık Ladenburg Festivali için. Yalova Üniversitesi Halk Dansları Ansam grubu ile birlikte bu festivale katılmak için start aldık. Buradaki amacımız üniversite öğrencilerimizin hem bir yurt dışı deneyimi olması hem de bu festivale gelmesi, buraya bir renk katmasıydı. Buradaki amaç da onların yaptığı ufak tefek el sanatları var. Bizde burada hem geleneksel olan bir kınamız var biliyorsunuz. Özel günlerde askere giden çocuklarımızda, düğünlerde gelin kızlarımıza yapılan. O geleneği yabancıların da görmesi için böyle bir hani etkinlik yapıyoruz, workshop yapıyoruz. Güzel renkli görüntüler oluyor. Katılanlar memnun, onlar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz, çocuklarımız mutlu oluyor, böyle. Peki hani dini inanışımızda dövme günah deniyor. Dövmeye giriyor mu bu yaptığınız? Bu kına bildiğiniz geleneksel kınanın ince bir şekilde desenlenerek yapılması. Bizim amacımız da şu, çocuklara hani bu kınayı bu şekilde olaraktan heveslerini alsınlar ki dövme yaptırmasınlar. Amaç çünkü bu önemli bir konu. Aynen öyle. Şimdi kınada abdest cilde işliyor ama evet, dövmede bunun mümkünatı yok. Ama çocuk da diyor ki hevesi aldım diyor. Ben ömür boyu bu deseni istemem diyor mesela. Onun farkına veriyor. Aslında biz güzel bir şey de yapıyoruz orada. Bir sosyal yaraya da parmak basmış evet, oluyoruz. Çünkü gençlerimizde bilinçsizce çok anormal şekilde dövme şeyi başladı. Evet. Yani akımı başladı. Bunun sonrasını düşünmüyorlar. Birkaç sene sonra o desenden sıkılıyor veyahut da arkadaşın ismini yazdırmış oluyor. O olay bitiyor. Başka bir hayatı başlıyor. Onu sildirmeye çalışıyor. Ama kına hem kendi iki hafta değil, falan herhalde süresi. Aynen, iki hafta bile değil. Bir hafta. Yani bir haftalık bir şeydi. Çocuk genç onun hevesini alıyor. Sonrasında da tekrardan yaptırmak isterse de farklı bir desen yaptırıyor. Yani hem hevesini alıyor hem de herhangi bir şekilde sıkıntıya girmemiş oluyor. İslami açıdan aynen, da bir sakıncası yok. Aynen, aynen. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sevgili seyirciler, Ladenburg'daki festivalde gezintimiz sürüyor. Burada standlar var tabii ki. İnsanlar buradan alışveriş yapıyorlar. Burada bir beyefendi var, tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba, benim isim Ersin. Geldim işte, stand kurdum, çantalarım var, oyuncakçıyım evet, ben. Evet. Öyle. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1-2 senedir yapıyorum bu işi. Evet. Aynen. Peki nasıl? Dün yağmurluydu herhalde, pek verim alamadınız ama herhalde bugün hava daha güzel görünüyor. Dün aynen, nasip kısmet dün fazla. Beklentiler bugün daha yüksek değil mi? Beklentiler kesinlikle bugün daha yüksek, hava güzel, insanlar güzel, inşallah bizim işimiz de güzel olur. Evet. Peki bugün hedef ne? Tam hedef, olarak. Hedef bugün biraz daha fazla ürünüm var. Çantalarım var bugün. Evet. Ondan sonra çantalar uygun fiyatta. Evet. Ondan sonra tişörtlerim var. Erkek tişörtlerim. Onlar da uygun fiyattan. Ne kadar oluyor mesela tişörtler? Çantaların fiyatı. Mesela şöyle çekerseniz burada kutu var. Kutunun evet, içindeki 5 euro. Yukarıdaki evet, asılan çantalarımız 10 euro. 10 euro çantalarımız. Aşağıda çantalarımız var 10 euro, 15 euro. Tişörtler ne kadar? Tişörtler 15 euro, çift baskı bunlar. Modelleri de var, boyları da var. Evet. Saatlerimiz var burada, 15 euro'dan. Hayırlı kazançlar dileriz. İnşallah, inşallah. Size de hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim.
Setzung auf Türkisch und dann geht's los. Sevgili misafirler, Didip Ladenburg Cami Derneği'nin düzenlediği yaz festivaline hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, Sayın Konsolosumuzu bekledik. Sayın Konsolosumuz işleri yoğunluğu sebebiyle gelemedi maalesef. Hepinize selamlarını iletti, saygılarını iletti. Bu nedenden dolayı program biraz gecikti. Hepinizden özür diliyoruz. Programımız birazdan başlıyor. Sevgiler, saygılar efendim. Değerli dernek başkanımız, Ladenburg Cami Derneği Başkanımız Sabit Uzun'u veriyorum şu anda mikrofonu. Açık mı? Aç. Dibi aç. Dibi aç. Orada hemen orada burada. Sergeyte Burgamaysel Heşumuz. Sergeyte Türkiye Konsolater Mahmut Niyazi Bey. Sergeyte Polis Ağab Komiser Heşumit. ZGT Landtag Abgeordnete Herr Sebastian Kühne, ZGT Evangelische Pfarrer Reichert, ZGT Vertreterin von Gemeinde, Katholische Gemeinde Gallus in Ladenburg, ZGT Stadträtin und Stadträte und liebe Gäste. Es ist uns eine große Freude, Sie zu unserem 18. Sommerfest willkommen zu heißen. Zunächst möchten wir den neu gewählten Stadträten gratulieren und ihnen viel Erfolg dabei wünschen, unser schönes Ladenburg noch lebenswerter zu gestalten. Außerdem gibt besonderer Dank der türkische Generalkonsulat Herr Mahmut Niyazi Sezgin für seine persönliche Anwesenheit heute. Leider er ist nicht gekommen. Wir danken uns die Unterstützung und Plattform, die uns Bürgermeister Schmutz und die Stadt Ladenburg mit diesem Fest bieten. Ebenso möchten wir unsere Sponsoren und viele freiwillige Helferinnen und Helfern herzlich danken. Ohne euch wäre diese jährliche Zusammenkommen nicht möglich. Im Namen der türkisch-islamischen Gemeinde zu Ladenburg wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Genießen Sie Köstlichkeit aus der türkischen Küche, schlendern Sie durch die vielfältigen Städte und erfreuen sich an der Musik- und Tanzvorführungen. Nur möchte ich das Wort an unseren Jugendvorstand übergeben. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ebenfalls, Sie herzlich zu unserem 18. Sommerfest auf der Festwiese zu begrüßen. Auch ich möchte mich bei allen bedanken, die diese große Organisation möglich gemacht haben. Als Mitglied unseres 30-jährigen Vereins weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viel Engagement und Herzblut in dieser Organisation stecken. Mit großer Trauer und tiefem Mitgefühl möchten wir an unseren verstorbenen Polizeibeamten Ruven Law erinnern, der im Dienst sein Leben gegeben hat. Dieser selbstlose Einsatz verdeutlicht den heroischen Geist und das Engagement, das unsere Polizeibeamtinnen und Beamten tagtäglich demonstrieren.
Wir verurteilen den abscheulichen Angriff auf den Vertreter von Pax Europa und den Polizisten in Mannheim aufs Schärfste. Wir wünschen den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung und danken der Polizei für ihren unermüdlichen Einsatz. Solche schockierenden Vorfälle sind ein Angriff auf die Grundwerte unserer offenen Gesellschaft. Hass und Gewalt gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das friedliche Zusammenleben. Als Muslime und Bürger dieses Landes stehen wir klar für freie Meinungsfreiheit und lehnen jegliche Form von Hass und Gewalt strikt ab. Unser Verein hat in seiner 30-jährigen Geschichte viele Herausforderungen gemeistert und ist daran gewachsen. Eine der größten Herausforderungen bleibt jedoch der Mangel an angemessenen Räumlichkeiten für unseren Verein. Seit der Gründung unserer Gemeinde wurden wir mit Provisorien vertröstet. Seit 2013 nutzen wir die ehemalige Speisegaststätte auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins. Hier haben wir weder genügend Lagerflächen noch ausreichend Platz für unsere vielseitigen Vereinsaktivitäten. Im vergangenen Jahr haben wir an gleicher Stelle unsere Lage geschildert und große Hoffnung auf eine baldige Lösung unseres Problems gesetzt. Leider sind unsere Bemühungen trotz verfügbarer Optionen bisher erfolglos geblieben. Aktuell sehen wir eine kurzfristige Perspektive für eine Lösung. Daher möchten wir diese Bühne nutzen, um erneut auf unsere dringende Situation aufmerksam zu machen und appellieren an die Entscheidungsträger im Stadtrat, schnellstmöglich eine Lösung herbeizuführen. Wir denken, wir konnten durch unsere fortwährende Kommunikationsbereitschaft signalisieren, dass wir nach wie vor bereit sind, für die Lösungsfindung zusammenzuarbeiten. Dieses traditionsreiche Sommerfest steht für Aufgeschlossenheit, Toleranz und Zusammenhalt in unserer schönen Stadt Ladenburg. Es bietet eine Plattform für den Austausch und das Bauen von Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen in unserer Stadt. Unsere Veranstaltungen sind ein Gegengewicht zu Hass und Spaltung, die leider in unserer Gesellschaft zunehmen. Wir setzen uns aktiv für ein harmonisches Miteinander in dieser vielfältigen Stadtgesellschaft ein und erwarten von der Gemeinde und den Stadträten eine nachhaltige Lösung für unser Anliegen, ein geeignetes Gemeindezentrum in Ladenburg zu finden. Wir wünschen Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte sehr geehrter Herr Uso und sehr geehrter Herr Kabujonu, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Gemeinde, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste. Ich bedanke mich ganz herzlich für die heutige Einladung und freue mich, mit Ihnen gemeinsam das traditionelle Sommerfest der türkisch-islamischen Gemeinde hier auf der Festwiese feiern zu dürfen. Besonders freue ich mich, dass ein weiteres Mal Sebastian Kühni als Abgeordneter des Landtags heute unter uns ist, ebenso wie zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte. Ganz besonders begrüße ich Pfarrer David Reichert sowie Frau Amler und Frau Menz, die beide Kirchengemeinden heute vertreten. Ebenfalls herzlich darf ich auch Herrn Bernd Schmidt als ersten Polizeihauptkommissar begrüßen. Das Sommerfest der türkisch-islamischen Gemeinde zu Ladenburg ist eine Einladung. Es ist eine seit über 18 Jahren sich wiederholende Einladung. Und ganz gleich, ob es stürmt, ob es regnet, ob die Sonne scheint, es ist eine Einladung an die ganze Stadt. Es ist eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, an alle Teile unserer Stadtgesellschaft. Zusammenzukommen, sich zu begegnen und gemeinsam zu feiern. Ja, jetzt passt. Für mich persönlich ist das Sommerfest der türkisch-islamischen Gemeinde ein Geschenk und es ist ein Bekenntnis zu unserer Stadt. Und als Bürgermeister, Herr Uzun, danke ich Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Gemeinde für dieses Geschenk und für diese Wertschätzung. Ich freue mich mit Ihnen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger sich an diesem Wochenende auf der Festwiese begegnen, gemeinsam feiern, gemeinsam ein fröhliches und vielseitiges Miteinander
leben und erleben. Ich freue mich deshalb, weil genau dieses vielfältige Miteinander unsere Stadt ausmacht. Wir verstehen uns als eine Stadtgesellschaft, die kulturelle Vielfalt als Realität und als Chance anerkennt. Wir verstehen uns als eine Stadtgesellschaft, die zusammensteht, wenn andere versuchen, diese zu spalten. Und wir verstehen uns als Stadt, die sich ganz klar gegen Ausgrenzung, Gewalt und Intoleranz ausspricht. Gemeinsam haben wir am 3. Februar auf dem Ladenburger Marktplatz parteiübergreifend und konfessionsübergreifend mit über 1.300 Menschen diese klare Botschaft gesetzt für Demokratie und gegen Ausgrenzung. Und gemeinsam haben wir im Mai die Ladenburger Erklärung für Demokratie und gegen Ausgrenzung erarbeitet und verabschiedet. Und genau mit dieser Haltung werden wir auch in Zukunft die Herausforderung unserer Zeit für den Erhalt unserer freiheitlichen und demokratischen Stadtgesellschaft meistern. Ich bin Ihnen, Herr Uzun, außerordentlich dankbar, dass Sie persönlich mit wirklich unglaublichem ehrenamtlichen Einsatz nicht nachlassen, die Gemeinde in die Stadtgesellschaft einzubringen, dass Sie nicht nachlassen, die Hand zu reichen und ebenso klar, wir haben es gehört, sich für eine freiheitliche, liberale Gesellschaft stark machen, in der jeder Glaube seine Berechtigung hat, wenn er die Grund- und Menschenrechte achtet. Ich bin zugleich allen Mitgliedern der Gemeinde verbunden, dass sie sich auch vor den Rückschlägen auf der Suche nach einem eigenen Gemeindehaus nicht entmutigen lassen. Ich persönlich bin weiterhin davon überzeugt, was in über 1.000 Städten und Gemeinden in unserem Land selbstverständlich ist, das wird auch in Ladenburg möglich sein. Und das muss auch in Ladenburg möglich sein. Und alle, die an dieser Aussage zweifeln, lade ich ein, das Sommerfest und alle weiteren Einladungen der türkisch-islamischen Gemeinde anzunehmen oder noch besser, eigene Einladungen auszusprechen, um ins Gespräch zu kommen, um die Interessen sowie die Perspektiven des Gegenübers besser verstehen zu können. Echte Freunde müssen nicht immer einer Meinung sein und manchmal können sie auch streiten. Aber echte Freunde müssen sich auf Augenhöhe begegnen, müssen sich zuhören und sie müssen sich gegenseitig vertrauen. Und das funktioniert nur mit Toleranz und Offenheit, auch vor dem in Anführungszeichen Unbekannten. Das funktioniert nicht mit Bevormundung oder Überlegenheitsdenken. Und die Garantie, dass Freundschaften gleich beim ersten Mal entstehen, ich glaube, das kennen wir alle aus unserem persönlichen Erleben, die Garantie, die gibt es leider nicht. Und gerade deshalb ist es wichtig, gerade deshalb kann es nicht genug Gelegenheit geben, sich noch besser kennenzulernen. Und für dieses besser kennenlernen steht auch dieses heutige 18. Sommerfest. Und ich danke allen Beteiligten, danke allen Kooperationspartnern, die zum Gelingen dieses Festes beitragen und gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser Leistung und zu diesem Engagement. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, einen weiterhin so ausgelassenen Verlauf des Sommerfestes und freue mich auf viele Gespräche und noch mehr Begegnungen. Herzlichen Dank. Çok sevgili Lüzemburg halkı, Türkiye'den sizleri ziyaret etmeye geldik. Bu güzel etkinliğinizde Yalova Üniversitesi Halktan Sarı Topluluğunu Yalova Vali adımıza davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Alman Türk halkları arasındaki dostluğun ve kardeşliğin pekiştirilmesinde çok büyük bir rol oynadığını düşündüğümüz bu etkinliklerin ilelebet devam etmesini, bu kardeşliğin, kültürel paylaşımın sürekli olması için ve sizleri burada ziyaret ederek her daim davet ettiğinizde sizlere katılarak bu güzel gününüze, mutlu gününüze eşlik etmek her zaman bizim için bir onurdur. Sayın Yalova Valimizin ve üniversite rektörlüğümüzün sizlere çok selamı var. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bütün halk oyunları ekibi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dernek başkanımıza ve sayın belediye başkanımıza katkılarından dolayı, bizleri davet ettiklerinden dolayı bütün ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ve küçük bir hediye takdimimiz olacak Yalova'mızın tanıtımı anlamında. Arkadaşlarımız sayın belediye başkanımıza ve dernek başkanımıza bir hediye sunacak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Eğlenceler diliyoruz. Ve her zaman davet ettiğiniz müddetçe sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum. Saygılar, teşekkür ediyorum. Yalova'ya beklediğinizi söyleyeyim. Başka telefonu mu ya, davet ettiğinizi söyleyeyim. Telefonu mu? Mikrofonu 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 Unser Gast ist der Lehrer der Yalova-Universität aus der Türkei, von der Tanzgruppe, die hier später ihre Aufführung haben wird. Und es ist ihm eine Ehre, dass er zu uns hier eingeladen wird und dass vor allem die jungen Studentinnen und Studenten die Möglichkeit haben, hier ihr Talent und ihr Können sozusagen vorzustellen. Er sieht es als eine große Chance und als ein großes Geschenk. Ja, lieber Herr Usun, lieber Herr Kabucoglu, jetzt habe ich es auch mit G gesagt, man soll es G nicht hören, habe ich vorhin mir sagen lassen. Lieber Imam Shen, liebe Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde hier in Ladenburg, liebe Festgäste, ich spreche hier als evangelischer Pfarrer, aber ich soll auch die Grüße, ganz besonders die Grüße auch der katholischen Kirchengemeinde hier in Ladenburg überbringen, was ich hiermit sehr gerne tue. Ich freue mich, dass wir als Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Gemeinschaften hier in Ladenburg auch wieder eingeladen wurden zu diesem Fest, dass wir jedes Jahr Teil dieses Fest sein dürfen. Herzlichen Dank dafür. Das ist ein wunderbares Zeichen der Wertschätzung und auch ein tolles Zeichen, wie sehr auch Ihre Gemeinde bemüht ist, den Kontakt zu halten und den Kontakt aufzunehmen. Wir sind in dieser Zeit. Vor ein paar Tagen ist mir ein Satz durch den Kopf gegangen von einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy. Der hat einmal gesagt, das ist ein sehr bekanntes Wort, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage viel eher, was du für dein Land tun kannst. Sevgili Ladenburglular, Karlsruhe Başkonsolosluğu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel şenliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen başka sabit başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Herkese bayram tadında çok güzel bir hafta sonu ve eğlence diliyorum. Çok sağ olun. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich begrüße Sie herzlich im Namen des türkischen Generalkonsulats in Karlsruhe. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich sehe, dass wir haben eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr harmonische türkische Community hier in Ladenburg. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung der türkischen Community. Noch einmal, ich begrüße Sie herzlich. Thank you.
Wir sind hier auf dem Sommerfest in Ladenburg, das 18. traditionelle Sommerfest, und wir sind geehrt und freuen uns sehr, einmal erneut unseren geliebten Bürgermeister Herrn Schmutz hier begrüßen zu dürfen. Herr Schmutz, danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie uns hier jedes Mal mit begleiten. Und wie ist es für Sie, diese Atmosphäre zu erleben? Wie ist es für Sie, zu sehen, was hier entstanden ist? Und beschreiben Sie mal, wie es Ihnen geht damit. Ja, Herr Kabucoglu, Herr Usun, vielen Dank für die Einladung auch in diesem Jahr. Es ist eine besondere Freude und Ehre, hier zu sein. Und es ist ja nicht das erste Mal, sondern es ist das 18. Mal hier. Und wir haben schon viel erlebt. Es hat geregnet, es hat gestürmt. Und umso schöner ist es, dass heute die Sonne scheint. Und das Sommerfest verstehe ich als Geschenk für die Stadt und auch als Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, hier vorbeizuschauen und gemeinsam einfach zu feiern, eine gute Zeit zu haben. Und ich bin ja sehr dankbar der Gemeinde, dass sie diesen riesigen Aufwand immer Jahr für Jahr aufs Neue annimmt. Und ich freue mich schon wirklich sehr, wenn wir auch später gleich den Konsul begrüßen dürfen, der heute auch mit dabei sein wird. Ja, danke. Vielen Dank. Herr Usun, Herr Schmutz sagt, das ist ein großes Geschenk, dass wir das hier jedes Jahr veranstalten. Ich denke, genauso ist es für uns ein Geschenk, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns hier sozusagen präsentieren dürfen, dass wir hier das Ladenburger Volk jedes Mal begrüßen dürfen. Wie ist es für Sie jetzt 18 Mal das Ganze mit begleiten zu dürfen? Ist es immer noch so schön wie beim ersten Mal? Was haben wir gelernt? Wie ist die Entwicklung und wie ist die Atmosphäre hier? Okay, dann ich rede Türkisch, das ist noch leichter. Muttersprache, der kann ein bisschen übersetzen. Ja. Also, bu sene 18. Sommerfest'in hepimize hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu vesileyle başta belediye başkanımız Şumuç olmak üzere her sene her türlü altyapısını hazırlayıp her türlü imkanı sunduğu için şahsım ve yönetim kurulu ve Türk halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten 18 senedir 3. belediye başkanıyla beraber program yapıyoruz. Hepsi birbirinden değerli, fakat en son Şumuç'tan bir başka aile gibi olduk ve her konuda bize desteklerini esirgemiyorlar. Bütün çevremizdeki dernekler gerçekten belediyeyle bu vaziyette çok güzel kontak kurması gerekiyor. Biz çok çok memnunuz belediyeden ve yapılan hizmetlere şapka çıkartıyoruz. Bu süre zarfında bütün 37 tane bu sene sponsorumuz, bütün sponsor arkadaşlara da canı gönlünde kutluyoruz. Her türlü maddi desteği verdiler. Ştand kuran arkadaşlarımıza canı gönlünde kutluyoruz. Hani şu anda 14 tane de ştand kuran arkadaşımız var. Hepsi değerli, birbirine değerli arkadaşlarımız. Hepsini de canı gönlünde kutluyoruz. Ayrıca ta Stuttgart'tan gelen Krankasse sigortayla ilgilenen hanımefendiye de huzurunuza tekrar, ona da özel olarak teşekkür ediyorum. Katılan bütün herkese teşekkür ederim. Belediye enzimlerinin olsun, parti yetkililerinin olsun, hepsine çok da teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi seyirler diliyoruz. Teşekkürler. Wir danken Herrn Schmutz, wir danken Herrn Usun, dass Sie diese jährlich wiederholende, dieses wirklich, wirklich tolle Fest, erstmal der Gemeinde, dass Sie das ermöglichen, und dem Bürgermeister, dass Sie uns jedes Mal die Möglichkeit geben und uns in jeglicher Weise unterstützen, möchten wir nochmal unseren herzlichen Dank aussprechen. Vielen lieben Dank. Çokça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım. Para sevda, seni benim yaşına ya. Para sevda.
hinsetsin bitti, hinsetsin. Hele kimle hinsetsin? Yüz
güzele vuruldum, bir güzele vuruldum. Ay ellikten ellikten, su gelmez ellikten, güzel menzil sararmış. Başka Türkçe öğretmeni var mı halı sahada? Sadece siz misiniz? Tamam, siz de öne gelin isterseniz. Sen video alıyorsun değil mi? Çocuklar şöyle topluca herkesi bir selamlayalım, oldu mu? Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ortaya geçin başkanım. Ortaya canım. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum bu güzel dans gösterisi için. Sevgili anne babalar, değerli Ladenburglular, hanımefendiler, beyefendiler, bu vesileyle önemli bir duyuruda, hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biraz sonra ayrılacağım. Ayrılmadan önce size veda da etmiş olurum bu konuşmayla. Öncelikle başta adı öğretmenimiz olmak üzere bu bölgede görev yapan bütün Türkçe öğretmenlerimize ve bu derslere katılan, bu gösteriyi hazırlayan bütün minik yavrularımıza huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Türkçe dersleri buradaki toplumumuzun bugünü ve geleceği açısından çok önemli bir konu. Bu konunun üzerine büyük bir önemle, hassasiyetle eğilmenizi hepinizden rica ediyorum. Çocuklarınızı mutlaka Türkçe derslerine, çocuklarınızı Türkçe derslerine mutlaka gönderin. Türkçe derslerinden haberi olmayan akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, komşularınızı mutlaka bu derslerden haberdar edin. Bunun büyük bir nimet olduğunu anlayarak buna o şekilde lütfen sahip çıkın. Okul aile birliklerinde faaliyet gösterin. Buralara her birinizin bulunduğu en küçük şehirlere kadar gönderdiğimiz öğretmenlere de çok rica ediyoruz. Elinizden geldiğince destek olun ve sahip çıkın. Devletiniz her zaman sizin yanınızda. Her ihtiyacınız için sizi desteklemeye devam ediyor. Almanya'nın dört bir köşesinde 14 tane başkonsoloslukla, bulunduğunuz her şehirde öğretmenlerle, din görevlileriyle ve diğer personelimizle sizi desteklemeye devam ediyoruz. Başkonsolosluğunuzun, devletinizin desteğini her zaman arkanızda hissetmenizi rica ediyorum. Ama bu faaliyetlerin en önemlisi bence Türkçe ve Türk kültürü dersleridir. Artık 4. nesil, 5. nesil geliyor. Artık sorunumuz 1. ve 2. nesilde olduğu gibi iyi Almanca konuşamamak, iyi eğitim alamamak değil. Tam tersine kendi ana dilimizin zayıflaması ve kendi ana vatanımızla bağlarımızın ve kültürel bağlarımızın zayıflaması tehlikesi. Bununla baş etmek için en önemli yol, en önemli yöntem Türkçe dersleridir. Türkçe dersleri çocuklara sadece ana dillerini öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda kültürümüzün bütün önemli değerlerini, kişilerini ve olaylarını da öğretiyor. Çocuklarımız milli kültür ve milli tarih bilinciyle yetişiyor bu dersler sayesinde. Dolayısıyla bu dersler çok önemli. Unutmayın, bu dersimizin sloganı, yani biz çocuklarımızın hem Almanya'da başarılı olmasını, hem ana vatanlarıyla olan gönül ve kültür bağlarının korunmasını arzu ediyoruz. Çift dilli, her iki ülkeye de ait, her iki ülkeyi de vatanı bilen çocuklar ve daha sonrasında da tabii ki bireyler, yetişkinler yetiştirmek arzusundayız. Bu derslerimizin sloganı Deutsch ist ein Muss, Türkisch ist ein Plus. Çocuklarımız elbette Almancayı okulda ve hayatın her alanında öğreniyorlar. Ama Türkçeyi düzgün bir şekilde öğrenebilecekleri tek yer Türkçe ve Türk kültürü dersleri. Also unsere Kinder sollen ihre Muttersprache niemals vergessen. Das ist ein Teil ihrer Identität. Und die Muttersprache der türkischen Unterrichte sind die wichtigste Platz, damit unsere Kinder die türkische Sprache lernen können. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich begrüße Sie auch nochmal herzlich im Namen des türkischen Generalkonsulats. Es hat mich wirklich sehr gefreut, heute die schöne Stadt Ladenburg und ein solches großes und frohes Fest und ein so gut integrierte, so schöne
unsere harmonische türkische Community in Ladenberg gesehen zu haben. Nach unserer Meinung sind die türkischen Landsleute ein integrierter Teil von Deutschland und sie bereichern Deutschland. Ich würde das türkische Volk mit drei Buchstaben F bezeichnen: friedlich, freundlich und fleißig. Und ich sehe, dass die türkische Community in Ladenburg auch so. Und ich bin ein stolzer Vertreter einer solchen Community in Ladenburg. Danke, dass die da sind. Danke für ihre Unterstützung, für die türkische Community. Und ich wäre auch froh für die weitere Unterstützung für die türkische muttersprachliche Unterrichte, die Moschee, für die Vereine, für die Aktivitäten und für alle Veranstaltungen. Und ich möchte Sie ganz herzlich nach Karlsruhe einladen, um unser Generalkonsulat zu besuchen. Nochmal vielen herzlichen Dank und es freut mich auch sehr, Sie persönlich kennengelernt zu haben. Vielen herzlichen Dank. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu birliğiniz, dirliğiniz daim olsun. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Allah'a ısmarladık. Evet, biz de birkaç kelime söyleyelim. Gerçekten Türk İslam Cemiyeti Ladenburg olarak değerli başkonsolosumuza zaman ayırıp bizleri gerçekten gururlandırdığı için, mutlu ettiği için çok çok teşekkür ederiz. Cemiyetim ve Türk toplumu adına gerçekten çok çok gurur duyduk. Hani bizi küçük olduğumuz için çoğu resmi makamlar bizi biraz ihmal ediyorlar. Ama gerçek söylüyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Hani gördüğünüz gibi halk küçük cemiyetiz fakat hizmet bazında bayağı bir hizmetlerdeyiz. Hani gerçekten resmi makamların da bizim arkamda olduğumuzu gerçek halkımız çok çok istiyor ve sevinerek sizleri şey yapıyor. Hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. Ayağınıza sağlık. Wir bedanken uns herzlich beim Generalkonsul Herr Seskin für seinen Besuch, dass er gekommen ist. Vielen Dank. Evet. Devletimizin büyüklerini bu toplumun kalbinde, gözünün önünde görmek bizi son derece onurlandırıyor. Kendisinden son derece onur duyduk. Şeref verdiniz efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. El sallayın çocuklar, el sallayın, el sallayın. Sayın Başkan, beraber bir el sallayalım. Ben yine son kez bir teklif yapalım. Yap. Sordun mu sen? Das Auto hinten dran raus kann. Bitte schnell das Auto wegfahren. HD YY1905. Bitte einmal das Auto wegparken. Danke. Yalo Üniversitesi Ansam'dı değil mi? Grubunuzun adı. Ansam Dans Kulübü'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Bunları eğiten öğretmenlerine, buraya kadar gelmelerine vesile olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim de Türkiş İslamiş Tu Ladenburg Gemeinde olarak bir teşekkür plaketimiz olacak. Kıymetli başkanım Sabit Uzun'u sahneye davet ediyorum. Öncelikle bu güzel gösteri için şöyle muhteşem bir alkış istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sen videolar al. Sabit Uzun. Tamam al. Sana gönder. Al Murat, bir el salla şuraya kameraya. Başkanım buyur. Ben mi? Tabii ki bu emeğin karşılığı asla bu değil. Ama gönülden, yürekten buradaki bütün herkesin başkanım, o heyecanını başkanım, bu tarafa dönün. Biz kendi lisanımızdan iletiyoruz. Kapat da sonra ararım. Teşekkür ederiz. Kapat da sonra ararım. Sayın Meral Evcin Özdemir hanımefendiyi de buraya davet ediyoruz. Evet başkanım. Evet, başta genç grubumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Daha uzaklardan geldiniz, bize şeref verdiniz. Gerçekten bu sıcakta burada oynamak gerçekten zor ama biz sizi gördük mü terliyoruz ama gerçekten çok çok hoşumuza gitti ve bütün arkadaşlara çok çok takdir ediyoruz sizi. Buralara kadar geldiniz, başta Meral Hanım olmak üzere gerçekten kaç senedir beraber şey yapıyoruz, görüşüyoruz.
Murat Ortancı. Ve şahsımın ve cemiyet namine hepinize tekrar teşekkür etti. Hoş geldin diyoruz. Meral Hanım'a da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ufak bir belge hazırladık. Hani umarım takdir ederiz. Umarım kabul edersiniz. Kamera çekim. Seri çekim yapıyorum. Mikrofonu ver, mikrofonu ver. Merhabalar, biz Yalova'dan geliyoruz. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısı Meral Evcin Özdemir. Genç arkadaşlarımıza hem bir Avrupa deneyimi, hem Avrupa Türkleri, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türkiye'deki kültürlerini buradaki Avrupa topluluğuna göstermeleri için onca yolu kat ettik. Artık biz aile gibi olduk Ladenburg Didip'te. Bizi her zaman ağırlıyorlar, sağ olsunlar ve her sene bir ivme daha güzelleşiyor festival. Bunun için de kendilerine tebrik ediyorum. Çok büyük emek var. Herkes burada gönüllü çalışıyor. Yolları, bahtları açık. Açık olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de Meral Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu imkanı sunan başta Yalova Valımıza Hülya Yazıcı, Doktor Hülya Yazıcı hanımefendiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Meral Hanım bizim selamlarımızı iletti. Onlara da ufak belgeler hazırladık. Onları da size takdim edeceğim. Oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. İkramları da veririz. Yine de son muhabbeti yaparız. Seneye görüşmek üzere diyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Onlarla konuşmak olmaz mı? Merhaba abicim. Merhaba, hoş geldin. İsim nedir? İshak Ünal. Memleket? Memleket Aksaray. Aksaray 68, tabii hemşeriyiz. Biliyorum, ben nereye gidersem gideyim bir hemşerim buluyorum. Eyvallah. Tabii ki Weinheim'in yöneticisisin. Weinheim Cemiyet Dernek Başkanı yapıyoruz. Arkadaşımız da Cemiyet Başkan Yardımcımız Turan Ünal'mış. Nasıl buldunuz festivali? Festival mükemmel. İnşallah yani bizim de bu önümüzdeki hafta festivalimiz olacak. Oraya bekleriz. İnşallah hayırlısı. Halkımıza ne demek istersin? Halkımıza böyle birlik beraberliği sağlayan ilk önce cemiyet başkanlarımız ve cemiyet görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Burada görüldüğü gibi her kesimden insanlar mevcut. Bir Türkler değil, Alman olsun, diğer işte ırktan, dinden insanların toplandığı bir mekan olmuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizim de işte kültürler olarak kültürleri bir araya getirip hamur yapıp işte insanlara böyle
helva niteliğinde yedirip ağızlarını tatlandırmamız gerekiyor. Onu da fevkalade yapmışlar. Helal olsun diyorum bu hazırlığı yapanlara. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla siz de kültürümüzden eski Osmanlı tabiri caizse kültürünü yaşatmaya ve çocuklarımıza aşılamaya devam ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık sıhhat afiyet içerisinde böyle görevleri daha ileri tarihlere götürmenizi temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım. Bir de ikinci başkanım yanına gelelim şöyle. Senin memleket nere abi? İsmim Turan Ünalmış. Memleket Kayseri. Ben kaçıyorum. Kayseri deyince kaçıyorum. Sen uyanıksın. Yok o kadar da değil. O adı çıkmış. Kayseri Türkiye'nin en saf memleketi. Yani onu diyen yalan söylüyor. Öyle bir dava yok. Kayseri elindekini de verir, şey yapmaz yani. Aç durur misafir. Hepsi bizim memleket. Aynen şey oluyor. Türkiye bizim şeyimiz yani, nereli olursa. Almanya'da hele memleket şeyi daha bir başka. Herkes bir akraba gibi burada. Şu an mesela biz başka bir cemiyette olduğumuz halde bura bizim yan cemiyet olduğu için biz de buraya ziyaret ettik. Aynı şeyi biz de şey yapıyoruz. Hem görelim hem de biz de ne yapabiliriz diye kendimiz daha bir geliştirme şeyinden, ona göre eksiklerimizi tamamlama şeyinde. Ama çok güzel bir ortam, bayağı kalabalık. Yani başkanım da anlattı yani, bütün bu emeğe geçen herkese Allah razı olsun. Yani zaten bu böyle şeyler birlik dayanışma içinde olur. Yani yardım olmazsa kimse böyle bu şeyin altından kalkamaz. Yani çok güzel bir şey olmuş. Yani emeğe geçenden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum başkanım. Ve devam ediyoruz halkımızın arasına. Şöyle. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz halkımız oturuyor böyle. Her yöreden var burada. Her ülkeden var burada. Az önce çocuklar program yaparken Çin'den, Venezuela'dan her ülkeden vardı. Ve şuradan bir ablalarımıza mikrofonu uzatacağım. Tamam abla, herkese yabancı değiliz. Camimize çekiyoruz bu videoyu. Anı kalacak. Şöyle bu ablam bana iyi bakıyor. Böyle merhaba ablacığım, nereden geliyoruz? İsim nedir? Memleket nedir? Selamünaleyküm. Öncelikle şenliğiniz hayırlara ve bereketlere vesile olsun inşallah. Weinheim Ditip Türkan Mevlana Camii. Bizim cami. Din görevlisiyim. Kalkış Camii'niz. Sizleri davetinize hem icabet ettik hem de burada yapmış olduğunuz güzel etkinliklerden ve sosyal olanaklardan keyif almak için buraya geldik. Dernek görevlilerimizle beraber, başkanımız da burada. Bereketli olsun diliyoruz. Çok huzurlu bir ortam, eğlenceli bir ortam. Haftaya da 29-30 Haziran'da bizim camimize bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Başkan, benim hemşerim biliyorsunuz Aksaraylı. Ben de Aksaray'ım. Ben Didip Raşlat'tanım yani. Ben de Kütahyalıyım. Türkiye'den geldim 3 ay önce. İnşallah 5 yıl boyunca davamız için Didip bünyesinde burada sizlere hizmet edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Kütahya deyince benim için ayrıdır. Kütahya Meydan Eşevi. Osman Kocabaş hocam. Evet. Kütahya'nın o zamanki valisi Yoncalı. Orada çocuklara mutlu ettik. Yani Kütahya benim için çok önemli. Valla gittikçe ahraba çıkacağız. Bizim başkan da Kütahya'dan evlendi, Raşlat'ın başkanı. Umarım Raşlat'a bekleriz. İnşallah. Severek geliriz inşallah. Teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz. Weinheim'in yönetim kurulları burada böyle. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle Adaş gel bakalım. Murat Topçu gel bakalım şöyle. Şöyle. Şöyle devam edelim. Şurada bir abimiz var. Mikrofonunu uzatalım abi. Telefonla aynı elinde. İsim nedir abi? Yunus Güneş. Memleket? Kahramanmaraş. Maraş'ın neresi? Afşin. Afşin. İyi bilirim Afşin'i. Nasıl buldunuz festivalimizi? Çok güzel, çok faydalı buluyorum. İnşallah devamı gelir. Burada nerede kalıyoruz? Weinheim civarında. Gorsay Metal'da. Teşekkür ediyorum abi. İyi sohbetler, iyi eğlenceler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. İnşallah devamı gelir bunların. Var mı isteğiniz müzik? Teşekkür ederim. Evet, ben size teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz şöyle. Hayır, 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 h
sabah hepimizi kapıya davet. Sevgili seyirciler, Didip Ladenburg Camii'nin düzenlediği harika program sonlandı. Program 2 gün boyunca Didip Ladenburg Camii harika programlar, harika temalar işlediler burada. Top dolu 2 gün bitti. Herkese sevgiler, saygılar.